Maalesef üzücü haberler geldi Almanya'dan ve ölenler arasında 5 tane Türk de olduğunu öğrendik. Bu anlamda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz lütfen? Dün akşam olan ırkçı saldırı zaten bilinçli olarak Türklerin ve Arapların, yani Müslümanların yoğun olduğu bir alanda yapıldı. Hedef Müslümanlardı ve maalesef son yıllarda Almanya'da gelişen ve yaygınlaşan ırkçılığın bir son noktası diyemem. Çünkü ırkçı tehlike hala devam ediyor. Aslına bakılırsa bu olay ta 90'lı yıllardan başlayan bir mesele. Bildiğiniz gibi zamanında Mölln ve Solingen'de Türklerin evleri kondaklanılmıştı. Sonra 2000'li yıllarda döner cinayetleri olarak adlandırılan yaklaşık 11 tane Türk kökenli döner satıcısı öldürülmüştü. Bu ırkçı bir terördü. Ama maalesef Almanya Anayasa Koruma Dairesi ve güvenlik birimleri 90'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda ciddiye almadıkları ırkçılık tehlikesini bugün de ciddiye almıyorlar gibi bir belirti var. Üstelik bu olay, bu cinayetler geçtiğimiz hafta Teutonico adlı bir örgütün ifşa edilmesinden sonra oluyor. Teutonico isimli örgüt ırkçı bir terör örgütüydü, yakalandılar ve bunların hedefi Almanya'nın 10 çeşitli şehrinde bilinçli olarak aynı Avustralya'da olduğu gibi camilere saldırıp bir iç savaşı sağlamaktı. Yani Almanya'da Müslümanların ayaklanmasını ve bunların da Almanlar tarafından tepki alacağını hedeflemişlerdi. Yani amaç Almanya'daki anayasal düzeni ortadan kaldırmak. Bu artık net. Ve maalesef güvenlik birimleri yeterince bu olayların üstüne son yıllarda gidildiği söylenemez.